Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doktor Fatma Türkan Mutlu, 17 Nisan hemofili gününde hemofili hastalığı ile ilgili konuştu. Hemofili hastalığının kanama bozukluğu olduğunu belirten uzman Doktor Fatma Türkan Mutlu şunları ifade etti. Herkese merhaba. Ben Doktor Fatma Türkan Mutlu. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji bölümünde çalışmaktayım. Bugün 17 Nisan Hemofili Haftası olması vesilesiyle sizlere hemofili hastalığından bahsedeceğim. Hemofili hastalığı X'e bağlı kalıtılan genetik bir hastalıktır. X'e bağlı kalıtıldığı için bayanlar taşıyıcı, erkekler hasta olur. Erkek çocukları ilgilendiren bu pıhtılaşma bozukluğu, kandaki pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğine bağlı kanın durmaması ve kanamalarla gelir. Faktörlerden en çok faktör 8 ve faktör 9 eksiklikleri görülür. Faktör 8 eksikliğine hemofili A, faktör 9 eksikliğine de hemofili B denilir. Hemofili A hastalığı B'ye göre biraz daha sık görülür. %1'in altında faktör içeriyorsa ağır hemofili hastalığıdır ve bu hastalar bize genelde ailede bilinen dayı gibi bir akraba yoksa emekleme döneminde özellikle bebekler diz kanamalarıyla, diz gibi büyük eklem kanamalarıyla gelir. Bilinmiyorsa bazen beyin kanaması, omurilik etrafında kanama ve pusu askası dediğimiz böbrek arkasındaki kasın ciddi kanamalarıyla da gelebilir. Bu kanama hastalığının tedavisi mümkündür. Eskiden hastalar kaybedilse bile 1950'li yıllardan sonra plazmayla daha sonra pıhtılaşma faktörleri üretilerek tedavilere ulaşılmıştır. 1990'lı yıllardan sonra ülkemize bu pıhtılaşma faktörleri kullanılmaya başlanmış ve hastalar kanamadan da profilaksi olarak haftada birkaç gün ilacını alarak hiç kanamadan hayatına devam edebilmektedir. Hastalar ilaçlarını kendi evlerinde de kullanıp normal sosyal hayatına devam edebilmektedir. Daha ciddi kanamalarda ise hastanede tedaviler mümkündür. Kayseri'mizde, şehir hastanesinde, üniversite hastanesinde, çocuk hematolojinin bulunduğu her yerde bu tedavi kullanılabilmektedir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.